takımlarımızla ve karşılaşmaya hızlı geçiyoruz. Fred açıldı ve Eden ilk skoru çıkardı. Biz bu hızla birlikte şimdi Mujun'da ikinci killini gördük. Sasuke'den bir yanıt var. 3 ve 4 eğer yanılmıyorsam şu an radarda oyuncu saymaya başlayacağız. Sasuke'den bir kill daha, Kero karşılık vermiş. Aslan Başadov Moj'u buldu ve Krax tek başına durumu dengelemeye çalışıyor. Verdi Krax. Elinde bir tane flash'ı var, bakalım nerede oynayacak. Gelecek olan iki oyuncu dediğimiz gibi main tarafından geliyor. AMDLL teklemeyi başardı Krax'ı. Bu yüzden tekrar zaman kaybettiğini göreceğiz. Side'a doğru yavaş yavaş geliyorlar. Flash. Krax bu flashla rakiplerini gafil avlayabilir. O flashı kullanmayı tercih ediyor. Bir oyuncu kör, yanıcı var altında. Krax bir headshot daha atabilir mi? Hayır! AMDLL ilk round'u getirmiş oldu bir clutch'la. BBL arka başlamıştı round'a. Ve şimdi Sterben de kısaya oldukça yakın bir konumda. Sasuke geri kaçamıyor. Aslan Başadov Sasuke yakaladı. Moj karşılığı şimdi verecek. Kısadan da bir baskı söz konusu. Main'deki iki oyuncuyu burada sıkıştırabilirler. Yardım yokmuş. İlk kili çıkarmış. Şimdi jeneratörde bir oyuncu var. Muj'u düşüren Krax, ardından bir de Paranoia gidiyor. Ve main'deki oyuncuyu Kero yakaladı. Avantaj hala BBL'de. Kesinlikle öyle. Adam avantajı onların lehine. Silah avantajı her ne kadar şu an futbolist tarafında olsa da iki tane Spectre ile birlikte oyunu biraz daha darlamaya çalışacaklar. Yalnız AMDLL çok uzaklardan, hücum başlangıç noktasından gelecek. Ve biraz zaman kazanmasına ihtiyacı var futbolistin burada. Şimdi Krax işaretlendi. Wallbang'ler geldiği takdirde Krax'ın başı dertte olabilir ama elde geçmiyor. Spectre var zannediyorum ve pek isabet gelmedi. Serben'in 50 canı var. Serben main'e şimdi cross koyacak. Her şey onun ilk kiline bakıyor, alamazsa büyük bir sıkıntı var. Serben arkadaşını kaybetti. AMDLL Krax'ı yakalamış. Serben'in yeri belli. Arkadaşı bu arada Krax ulti basmış. O düşmüş. Ben yanlış baktım. Evet. Birebir de hala pozisyon devam ediyor. Fred oynayacak. Fred eline silahı geçecekti belki ama Krax'ı yakalamayı bildi ve kuda atılacak Kero. Yakında oyuncular var. Acaba hücum hızlandırılır mı? Bir flash gelecek. Kero'nun yeri belli. Krax onu rahatlıkla düşürdü. Fred ilk kill aldı ama canı az. Bir kill daha geliyor. 3 tane kill yanıcıyla birlikte Fred'den. Harika bir savunma. Kero erken düşmüştü. Fred hala ayakta ama Mago en sonunda onu yakaladı. Aslan Başadov Moj'u yakalamış ve Mago artık tek başına, karşısında 3 oyuncu olacak Aslan, tek başına bir hamle yapmak istiyor zannediyorum. Fark edildi Mago tarafından. Mago yeri belli, 2 oyuncu aynı yerden gelecek. Deşi var ama geç kaldı Mago, daha fazla kill çıkartamıyor. Ve BBL Esports site'da bir an pike doğru gidiyor, orada 2 oyuncu var. İlk kili Sasuke ile birlikte aldı, ardından Mush'un piki ve Kero. Agresif 2 oyuncuyu düşürdüler. Mush baskıyı kuracak, bir flash geliyor Phoenix'ten. Mush kör ve Krax da bundan iyi faydalandı. İyi başlıyor şimdi futbolist ama Aslan Başadov pozisyonu kendi lehine çevirmeye çalışacak. Aslan Başadov safını kapatacak bu smoke. İçeriden oynamak isteyebilir. Yalnız Spike'a oturduğunda bir oyuncu Aslan'ı hareket edebilirsiniz. Oradan giriyor içeri. 5 bıçak ve 4 kill. İnanılmaz. İnanılmaz bir round geldi. 4 killli Aslan. Üçüncüsü var. Pick de gelecek. Bebol Bank de gelecek. Başı dertte Moj'un. Odin Rende yaptı. Moj'u düşürdü. Bir yandan da ulti söz konusu Moj. Yakalamış Mago'yu. Ultonun üstüne gelecek. Zıplıyor Serben. Ve Moj onu havada yakaladı. Kere ultiyle bir oyuncu düşürmüş. Krax'ın ultisini. Aslan Başadov yakalıyor. Krax geldiği yere geri döndü ve karşısında Aslan. Yine olabilirdi. O bir tane daha kill bulacak olsa bu sefer bıçaklar devreye girebilirdi. 4'e 2 BBL kontrollü geliyor buraya. Yani futboliste çok bir şans vermemeleri lazım en azından. Mago çok ekstra killer lazım. Ekstra killer lazım. Ekstra da killer geliyor Serben. 3 tane vurdu. Serben ölüm demek ama unutmuştuk bir süre. Muş şimdi operatörle yaklaşacak. Karşısında iki tane oyuncu var. Özellikle elinde operatör olması büyük sıkıntı. Bir flash pick yapacak. Şahin'e attı. Serbenlere ateş ediyor. Farkında değil. Ve Muş gelip ikisini birden vurdu. Kazanan Muş oluyor. Kazanan BBL oluyor bu round'u. Ama bu round futbolist değil ilaç. İnsan hiç pasif kalmıyor BBL ekibi. Her round'da bir oyunları var. Bu Muş yalnız önde yakalandı. İki tane kili. İnanılmaz. Ve şimdi Aslan. Side'a girdiğini fark etti. Çok ince bir açı. Andreev'in de hala yalnız iyi bir ilaç var. Çok iyi bir oyun. Nöron hırsızı da kullanılacak. 3 oldu AMDLL. Yok artık. Tek başına Mago. 4 ve 2 girdikleri bu sayede kaybetti futbolist. Nasıl bir maç bu? BBL Esports bütün kozlarını sona saklıyor ve o kozlarla birlikte bir şekilde round sonlarına ulaşmayı başarıyor Mago. Kısadaki oyuncunun üstüne gitmeye çalışacak. Spike kendisinde değil. Hemen inanılmaz bir reaksiyon. AMDLL'i yakaladı. Bıçakları da var kullanmak isterse Kero. Ultisi yok. Gerilerden gelecek. Elinde Odin. Mago kısaya doğru hareketlenmek istedi. Spike plantinden sonra Kero bakalım ses verecek mi? Bu keşif okunu kullanacak mı? Keşif okunu dip gönderdi biraz. Mago hamle yaparsa fark edilecek, çözer ama dash var. Dash'ı kullanmak ister mi Mago? Bırakmıyor. Dash'ı kullanmak ister mi? Ve şimdi Mago attığında Kero bu kumarı kaybetmiş oldu. Bir kumar. Sülükler kıracak şimdi. Çok
kötü bir zamanlama. Serben beklemeyi tercih etti. İki oyuncu var. Bir headshot yiyor. Bir flash bit gelecek. Muj öyle bir kullanıyor ki sanki Phoenix. Yalnız off angle'da Sasuke inanılmaz bir reaksiyon. Moj da bu arada Freddy bulmuş. Üzerine gidecekler ama İmdiyelal geçici izni vermiyor. 3 oldu İmdiyelal. Makine. 2 rounder. Yani. Makine ya, inanılmaz inanılmaz vuruyor. Şu anda tam bir rifle oyuncusu olduğunu çok net bir şekilde gösteriyor. Halbuki rakibin de list çok sıcak. Magon'un ve Sasuke'nin ikilerini de görüyorsun. İmdiyelal de başka bir seviyede. Krax şimdi clutch atma sırası onda mı? Futbolist tekrar 1'e 2'ye kaldı bir flash. Krax burada fark edilmedi. İlk önce İmdiyelal'i yakalıyor. Muş'u da görecek. Krax başka bir clutch daha. Futbolist clutchlarla ayakta kalmaya, kumaça tutunmaya çalışıyor. Gitmeyeceklerdir. 4 ve 5 pozisyon Plant'in bir an önce gelmesi gerek. Şimdi yalnız Plant'e hala oturamadılar ve Sterben geriye doğru kaçarken yakalandı. Aslında gerçekten fırsat avıydı bu. Şimdi Wallbang denemeleri of. 13 canı var aslında, dikkatli olması lazım. Muj'da bir heal görüyorum. Eş zamanlı olarak Kero 2 tane kill çıkartmış. Bireysel hamleler bunlar. Kero bitirdi round'u. İnanamıyorum. 3 takım arkadaşı daha var ama 1 ve 4 gibi oynadı burayı sanki Kero. 4 ve 4 de tek başına. Bu sefer bakalım burayı T2'de alabilecekler mi? Şimdi Heaven altında Mago yerleşti. Açıkçası pozisyonlar gayet iyi gözüküyor. Önemli olan kısa tarafında bir oyuncunun tespit edilmesi değil, iki oyuncunun da tespit edilmesi olacak BBR tarafında. Ve sadece şu an için Sterben'i yakında gördüler. Onu da görmemiş olabilirler. Yanıcı bozmadı bu arada. Bozmadı, son anda bozdu. Mago aslanı yakalamış. İlk yarının son roundu. Bakalım. Oo. Futbol ise gelecek mi? Keşif okundan sonra kör oldu. Krax yakında yakalanacak ama Moj'dan harika bir line-up. 3 kill'le bir... Yanda Saita, İmdiyelal önden ilerliyor. Burada bir smoke mevcut. İki oyuncu kayıkhaneye çekildiler. Moj smoke'tan çıkar mı acaba? Krax ilk flash'ı bırakıyor. Bir oyuncu açıkta. Sterben ikili çıkarmış. Aslan Maşudov karşılık verdi. Fred bir oyuncuyu yaktı ve Moj Krax'ı düşürdü. Saita parçaladı. İçeride şu anda 4 tane BBL oyuncusu var ve Mago ile Sasuke iki oyuncu retake deneyecekler. Ya deneyecekler de 2 ve 4. Gerçekten bütün oyuncular kayıkhane tarafına çekildi bu arada, BBL tarafında. Bir tane şok oku, bir de dash var Mago'dan. Yani Sasuke'nin bu şok oku bakalım bazı şeyleri değiştirir mi? Gero'dan pazar arkasına doğru gelecek tabi, side önünde daha doğrusu keşif oku var. Kimseyi göstermedi bu keşif oku. Ya bu oyuncuları buradan çıkarmak biraz güç. Dash de geldi bir yandan. Yani iki oyuncuya hasar var tabi. Yani çok zor, çok zor ama ilk kill geliyor. İkincisi gelir mi? Hayır. Aslan Maşalov müsaade etmedi buna. Mago zorlayacak şansını. Frenzy ile 70 canı var. Süre gitgide hızlıyor. Hızlı olması lazım. Sadece bir rakibi kaldı. Onu da görecek Mago. Duramadı yerinde. Mago yere sağlam bassa Aslan Maşalov'u da yakalayacaktı. Mago. A'ya bir hücum gelecek. İlk hamleyi Mago yapmaya çalışıyor. İmdiyelal'i fark etti. Dash ile kaçıyor buradan. Kısa kontrolü şu anda futboliste. Bu onları çok rahatlatacak retake sırasında. Bütün oyuncular main'den girmeye, long'tan girmeye çalışıyorlar. BBL'de gelen bir şok oku bir hayli etkili oldu diyebiliriz. Aslan'ın sadece bir canı var artık ve Muş hemen canını tazelemeye çalışıyor. Wallbang'ler canını sıkabilir Aslan'ın. O yüzden dikkatli olması gerekecek. Bir yandan da tabii kapı kapalı. Kapıyı da kırmaya çalışıyorlar. Fred nasıl kullanacak bu ultiyi? Ya bir yere baskı yapmaları lazım. Çok sıkıştılar. Bu arada yanıcıyı gördün mü? Yanıcının içinden çıkacak şimdi flashla birlikte. İki oyuncu kör ama Moj Krax ikilisinden killer var. 3'e 2. Adam avantajı hala futbolist lehine aldıkları. Erken entry var ama Moj 1'e 2'ye geldi oyun. Fred uzak mesafe düellosuna girmeye çalışacak ve Sterben girişikleriyle gayet başarılı. Bir round daha futbolist sahnesine yazılıyor. Buraya bakar mı acaba? Şimdi çıkacaklar. Çok rahat bir kill Mago'dan ve Dash'le birlikte buradan kaçmayı da başardı. İyi ayrıldı derken Fred Sasuke'yi yakalamış. Şimdi Muş flash'ını bıraktı. Kimse kör olmadı. Info'yu aldı. A'ya koşarak girmeye başladı. Fred de smoke'ları kullanacak. Ama Mago Kero'yu yakaladı. Fred de orada arkada spike düştü zannediyorum. Evet. Yani Fred A bomboşken koşarak gitmesi lazım. Ama mid tarafına smoke atayım derken yani çok zaman kaybettim. Muş'u bu kadar erken bekleyemem. Evet, bekliyor Mago. 3 kill. Çok farkında her şeyin. Spike dönüyor kontrolü mu? Zaten futboliste. Önemli değil Moj. Onun sırtını korumaya çalışacak. Mago bıçaklarla sıkıldı. Aslan Maşalov Moj'u yakalamış. Sterben içeride ne konumda? İki oyuncu geliyor üstüne. Sterben ilkini vurdu ama takas AMDLL'den Spectre ile Sight'ı kaybettiler. İki canı var aslında. 19 canı var AMDLL'in. Ve şimdi line tarafında hala iki tane oyuncu var ama dediğin gibi Muş canları biraz tazelemeye başlayacak. Ulti geldi backside'a doğru. Blind atılmış bir ulti. Kurmalarını engellediler. Baskı gelmeye başladı. Mago Sasuke ikilisinden ulti killeri geliyor. Adam avantajını bir anda aldı. Eline futbolist. Ama takım arkadaşını bir yandan çok iyi korusa da Muş artık tek sürükleri kullandı. Flash'ı bırakıyor yerine. Kör oldu. Bire bire getirdi. 43 canı var sadece. Sasuke önünde. Nereden geleceğini çok iyi biliyor. Headshot angle'da oynamaya çalışıyor. Hayır Sasuke. İzin vermedi Sasuke. 8. round'a geliyor futbolist.
futbolist. Sesini de alır mı diye bakıyorum da bir yandan. Almasa bile falso var yani. Fred etkilenmeyebilir o falsodan çünkü. Dip. Çok dipte. Al. Bozmayacak sandım. Yalnız ucu ucuna. Evet ucu ucuna. Abo kalabalık. Fred. Bir flash gelecek mi? O flash karşılıklı geldi. Muşkör ama gördü önceden. Sterben. Takasını aldı arkadaşından ama rotasyon A'dan B'ye kayar mı? 2v2. Daha doğrusu 2-2. Saklara dağıldılar. İlk aslında vuruşunu kaçırdı Mago. Tekrar denemeye kalkacak zannediyorum. 69 canı kaldı. Site'de oyuncular var. Biraz retake senaryosu başlayacak gibi. Aslan Maşudov. Mago çok, çok istedi. Çok istedi. Yani bireysel hamle yapılacak yer değildi belki de. Orada ince bir açı kovalamaya çalıştı ve şimdi Kero ultisini kullanıyor. Moju yakaladıktan sonra Sasuke'yi işaretledi ve ikinci kill Kero. Avcı'nın iddetiyle birlikte uzun zaman olmuştu Kero somasını görmeyeli. 2-9. Bak buraya çok yakışıyor. Ama tabii ki taktiksel tabii ki hani yapılan hareketleri de görebiliyoruz. Tabii ki. Yani iki ekip de birbirinden hamle beklemeye devam ediyor round ortalarında genel itibariyle. Şu drone'la birlikte yerinden çıkaracaktır. Aslan kıramayacak da tabii. Drone'a bakmadı. Oo hamle şimdi geliyor ama Mago. Yani iki tarafı da gidebilecek pozisyon. Mago quickscope'da buldu yakın mesafede Aslan'ı. Şimdi iki tane sülüğü kırdı. Sterben deneme yapıyor. 40 canı gitti. Aslan takımının en büyük gücüydü belki bu round'da ama düşse bile arkadaşları side kontrolünü alacak. Hala herhangi bir ultisi var mı? Fred kurmadı ve zannediyorum bu yüzden ultisi gelmedi. Bir flash pick. Muj geri pazar kontrolünü aldı. Krax bu sesleri duyuyor biliyor, kendisinde. Biliyor. Flash bir tane var. Kero bir deneme yaptı. Smoke içerisinden 52 canı kaldı. Bir flash gelecek. Muj'u fark ettiler. Muj gör. Krax tarafından yakalanıyor. 3 ve 5 pozisyon şimdi. Bir de smoke geldi. Eğim delilinin önü kapatıldı. Hızlanmaları lazım. Fred'le şimdi ikili oyun yapmaları biraz zor olacak. Fred atlayan oyuncuyu düşürdü ama Kero'yu kaybettiler. İki oyuncu dış taraftalar. Fred bu ultiyi hemen kullanmak istiyor. İçeriye doğru gelen oyuncular var. Fred şu anda jeti yakaladı. Bağlantıyı kesti. Eğimdeler arkalarından çıkacak. Eğimdeler iki skor tarafıyor. Spray transfer olmadı. Moş süre çok çok az. Süre bitti. Sadece 8 canı var. Bitti. Moş Fred tarafından yakalandı. A'ya oyun kurduğunu izlemeye çalışacaklar ve çok iyi okuttular oyunu. Fred ence'yi bulmuş. Karşılıklı headshotlar. Eğimdeler burayı kazanırken Moş Kero'yu buldu. Karşılıklı verilen hasarlar söz konusu. Eğimdiler'in yeri açığa çıkmayacak. Çok iyi kapattı kendini Eğimdiler. Şimdi geriye kaçmak isteyebilir. Plant alınıyor ama Moş yaşamaya devam ediyor. Vuruyor da. İnanılmaz. Eğimdiler de düştü. Moş'un canı 4. Sterben'in 56'ydı. Krax. Şimdi Sterben'in canını tazeledi. Moş önden gidip arkadaşlarına oyun alanı açmaya çalışabilir. Lurk mü var acaba? Fred oldukça geriye gitti elinde. Reyna'nın elinde. Moş'un elinde bir şerif var. Fred o kadar geride ki yani... Diffuse'u bırakmazlarsa Fred'in işi zor. Arkadan gelecek bir de buz var. Fred ilk önce buzu kırmaya çalışıyor. Mümkün değil bir round'u kazanması. Yani ilk etapta dönmesi de biraz kuşkulandırmıştı beni. Çünkü hücum tarafında aynı zamanda. Site tamamen kaybettiler. Ve şimdi pikler geliyor. Eğimdiler'le ikili çıkardı. Yarı canı var. Eğimdiler'in Krax bir yavaşlatma daha kullanacak. Sasuke'de bir keşfoku görüyorum. Duvarı kırdılar. Red. Fred pik atmış. Bir kill daha çıkıyor. 3 ve 5. Sasuke koşmaya başladı. Eğimdiler bir kill daha buluyor. İnanamıyorum. Eğimdiler'i yıkamadılar. Muj'dan arka bir açıda her şey Krax'a bakacak. Sadece 2 can üstüne koşmaya başladılar ve BBL Esports. Şimdi keşfoku var. Orb almaya çalışacaklar. Klasik'le kill çıkardı Sasuke. Geriye kaçabilir mi Muj? Buna müsaade etmeyecek. Yakın mesafe frenzi tehlikeli olabilir. Mago o tehlikeyi gösterdi. Canı bile gitmedi. Şimdi smoke atacak. Buradan kaçmaya çalışabilir. 36 canı varmış ben. Acaba sonradan mı hasar aldı? Sonradan fark edemedim. Olabilir. Sonradan olmalı. 3 ve 4'te tabii Sage hemen yanında ama heal yok. Heal yok. Kendini kullandı Krax. Round'un başında zaten orb almaya çalışırken çok fazla hasar aldı. Ya Krax'ın yaşaması da mucize. Aynı zamanda adam avantajını aldılar. Yani bu dediğimiz gibi yatırım neredeyse yok futboliste. Mago'nun deşi duruyor bu arada. Ya, bu da ekstra bir oyun kurma anlamına gelebilir belki. Şimdi oyun hala A tarafında. Ve savunma... Arkada Moj var görüyor musun? Evet evet onu diyecektim sana. Savunma her şeyi biliyor. A tarafında... Turret bıraktı oraya ve şimdi evet. Kaçmaya çalışıyor. Yani BBL de artık rakibinin infoya sahip olduğunu anladı. Tabii bir şekilde. Şu an Moj... Hala girçiklerle birlikte arkayı kontrol ettiği için oyunun A'da olduğunu yine biliyorlar. Krax fark edildi. Fred üzerine doğru gidecek. Mago hala bilinmiyor. Mago'dan bir frenzy kill'i daha ama takas geldi ve tek başına Kero var. 26. Sterben klasikle kill çıkartmış. Biraz da hasar alacak. Spike yerde değil. Kero'nun üzerinde. Üzerine oynamak isteyecek mi iki oyuncun? Şok oku var Kero'nun ama pek kullanabileceği pozisyon şu anda oluşmadı. Burada duvar olduğu için plant'e doğru gidebilir. 13 saniyesi var. Kero zıplıyor. Nerede olduğunu belli etti ve tekte bu spike'ı kurmak istiyor. Direkt tekte de üstüne koşmaya başladılar. Sterben korkusu yok. Yalnız bu. Drone'a kendilerini göstermiyorlar. Ve kimseyi göremedi.
Kimseyi göremedim. Ama... Ucu yakına yerleşiyor ama. Bot dönüyor. Ne diyorsun? Yani bir kill bulabilirse iyidir. İkiyi de bulabilirdi yalnız. Şimdi ok gelecek. Bir ulti. O Freddy ultisi çok can sıkıcı olabilir. Sasuke kullandı ama direkt kırılacaktır o. İnfo alamadı. İki tane çok oku var. Bunlardan bir tanesini kullanacak ilk önce. Çok fazla hasar yok. Mago açılmak üzere. Buraya doğru spike geliyor Mago. Bir kill çıkardı sadece. 2-3 tane bile çıkabilirdi ama mesafeye uzak. Eğimdiyelel Kitchen'a ulti açtı. Başa bela olabilir yani, Eğimdiyelel. Ultiyi açmamış olsa muhtemelen Starben'le birebir düello fırsatı bulacaktı. Bu arada A'ya girdiler ve dediğin gibi koruyabildi Kero takım arkadaşını. Sasuke önüne yakalandı. Eğimdiyelel'i de buldular ve şimdi Mush ulti ile birlikte Krax'ı yakalıyor. Adam avantajı tekrardan BBL'de. Ve Spectre var Kero'da. Mush ultisini aktif hale getirdi. Çok büyük tehdit şu an için. Mago, Starben 2 ve 3'ü denemeye kalkacaklar. Korumak şu anda düşünce değil. Aslan Maşadov'da hala değiş görüyorum. O yüzden bir fight avantajı söz konusu. Starben inanılmaz bir vuruş geri çekilirken. Kayarak. Starben kayarak vurdu dediğin gibi. 2 ve 2'de arada bir oyuncu daha var, Aslan Maşadov. Dolaşabilir, dolaşabilir. Şimdi smoke geldi. Diffuse'a bir oyuncu oturacak. Aslan spray'ine başladı. İsabet yok. Geriye kadar çözüldü. Starben çıktı, onu vuruyor. Süre azaldı. Kero koşmak durumunda. Kero'yu yakalayamadılar. Kero! Aldı round'u son saniyede belki de. Kero! Ok geliyor. Sasuke kendisini aşar mı? Mucu iyice yaklaştı. Koşarak geliyor. Sasuke inanılmaz reaksiyon. Silah alabilirler mi? Bu büyük bir soru işareti. Ancak zaten A'da kimse yok. Oyun B'de bitecek. Mago. Bıçakları açık. Çok tehlikeli bir jet. İlk kill Mago'dan geldi. Bıçaklarla dash var. Dash'ini kullanacak ama şok okunu attı o dash'i. 3 ve 4. Sanki içerisinde Starben ultisini açmaya karar verdi. Elinde Vandal var. Bu ultinin içerisine girmek zorundalar bir şekilde. Aslan Maşadov ultinin dışında ilerlemeye çalışıyor. Rakibini fark etti. Sasuke'yi düşürdü. 2 ve 3. Şimdi plant alan oyuncuyu yakalayan Starben oldu. 2 ve 3'te Aslan Maşadov iyi bir pozisyonda. Yukarıdaki oyuncuyu fark edebilmiş değil. 3 tane smoke var elinde. Ve yani futbolist oyuncuları biraz oyunu soğutmaya karar verdiler. Oraya gelen bir yetenek Aslan Maşadov'un şu anda deşini aldılar. 3 tane smoke var. Krax Sasuke'yi kaldırıyor. İnanılmaz reaksiyon Fred'den. Çok iyi vuruş. Çok iyi vuruş. Aslan Maşadov spreyini atıyor. Plante oturan kimse yok. Şimdi çıkacak buradan Starben. Fred spike çözülmeye çalışılıyor bir yandan. Sonsuz ilerliyor arkadaşlarından. Silahın gördüm, görüldü. Ve Kero kolay yem oldu Moj için. Site içerisinde tepede bir oyuncu var. Onu da fark edecek Moj birazdan. Ve Moj'a fırsat vermemiş oldu. Aslan Maşadov geliyor bıçaklarla. Round'un kaderini değiştirebilir Aslan Maşadov. İlk ili çıkardı Krax. Hemen tepesinde arkadaşları gelmeden hamle yapmak istemedi. Arkadan bir oyuncunun dolaştığını görüyoruz. O da Mago. Ya Mago arkadan gelecek. Şu an için arkaya kimse dikkat göstermiyor. Heaven'dan pick almak istedi ama Aslan tabii ki biraz daha güvenli bölgeye doğru ilerleyecek. Mago'nun üzerine doğru gelirler mi? Eğimdiyeler kontrollü. Ama arkaya zaman zaman bakıyorlar. Crossbozdular ama sadece bir kill şimdi. 2-3. Aslan'ın bu dash'le birlikte oyun yapması lazım. Eğimdiyeler 2-2'ye getirdi. Aslan iki oyuncu karşısında vuramadı. Eğimdiyeler'de ulti yok. Şimdi yüzleşmek zorunda iki oyuncuyla. İlk cross'ta göğsüne doğru diğer oyuncu da fark edecek. Ve 4-2'de şu anda Mago. Starben hamle yaptı tüpten. Ve Starben'e de bir yandan bakmak lazım. Krax ilkini çıkarmış. Çok kolay oldu kendisi için. Bir ulti gelecek. Sova ultisi bir oyuncuyu tekledi. Kill'e dönüşecek bu Sasuke. İstediği kill'i çıkartıyor bu round. Çok kolaylaşmış durumda. Futbolist adına Starben ortada. Bir oyuncunun Aslan Maşadov'un en azından B arkasında olduğunun farkında ve site'de en fazla 2 kişi olabilir. Bu infoyu verecektir. Aslan Maşadov vuruşu kaçırdı ve Starben takımını oldukça rahatlattı. Fred B'de geziyor. Şimdi bu haberi alacaklar. Mago düşerken. Evet, en arkada tabii hala Starben engeli olduğu için 14. Fred'in hamle yapması gerekiyor. Kero'nun yanına yardıma gelmesi gerekiyor. Fred'den harika bir vuruş daha. Kurmasına yalnız izin vermedi ama tek başınaydı. Taret! Moj da... Side alacaklar. BBL ekibi en azından Spike bonusunu alabilecek. Bir ulti orbu gelecek o tarafta. Kero çok fazla hasar aldı. Moj'dan bir kill ama Aslan fark edilmeyen bir açıdan vurmaya devam ediyor. Krax üzerine doğru gelecek ve vurmayı başardı. 2-2 oyun. Kero'nun 22 canı var sadece. Fred kurmaya çalışacak. Ultisi var Fred'in. Acaba ultiyi basabilecek bir arkadaşına ulaşabilir mi Fred? Bir yandan ona bakıyorum. Hemen Aslan Maşadov'u kaldırmaya gitti. Aslan'ın nerede kalktığı belli. Çok kolay bir kill olacak. Ulti boşa gitmiş oldu Moj. Tepesindeki oyuncunun farkında değil. Kill geldi Kero. Şu anda çok az canı var. Starben. Ulti geldi. Ultinin dışında Fred ve yarıya kadar çözmeye çalışacaktır. Koşu sesi gelmediği için Starben rakibinin yetişemeyeceğini düşünüyor olabilir Fred. Hemen sağında bir fake daha vardı. Starben rakibini son anda gördü ve profile çıktı. Fred'i yakaladı. Gel. Şu an adım adım kaybediyorlar. Şimdi Asayt'ı kaybettiler belirttiğin gibi. Aslan Maşadov backside'de iki tane oyuncu var, onların üstüne gitmeye çalışacak. Ok var elinde, Sasuke'nin silahı çekti. Ve Sasuke Aslan Maşadov'u da yakaladı. 3 ve 5. Krax kendi canını tazeleyecek. Bir kill, onun da ultisi geliyor. Erken düşmek istemeyecektir. Plant'ı almaya çalışıyorlar bir yandan. Keşif oku yukarıya doğru atıldı. 14 saniye var. Mush elinde operatör görüyorum. Cross'una kimse çıkacak mı Mush? Mush'u yakaladı.
Çok da zorlanmadı bu kill alırken. Mujdan Bekir daha operatörle vurmaya devam ediyor. Canı az. Saskester ben bir erkek buldu. Fred'in nerede olduğunu bilmiyorlar. 1v3 oynayacak Fred ama fark edildi. Harika spray transfer. Harika spray transfer ama Wallbank gitti. Kralay'da değildi. Krax'ın kafa yandı resmen. Ama ikinciye döndü. Evet. Özellikle tabancayı kaybetmesine karşılık Force'u kazandığı için bu seriyi yapan BBL olabilirdi. Ama şimdi futbolist tamamen inisiyatif elinde. Yine de Moş, Enderer ikilisi eş zamanlı killer. A'yı aldılar. Spawn tarafında yalnız Enderer Moş tarafından takaslanmış. Adam avantajı hala futbolist düzeltiyorum. BBL lehine. Ulti ister bu kadar var. İleride beklemeyebilirler bu arada. Ya, Star, bence Aslan Maşulov round'u bitirdi. Direkt. Çok iyi vuruş. Moş'un da içeri girdiğini bildiği için takım arkadaşlarını ona göre uyarıyor. Yalnız Moş çok önde yakalandı. Takas geliyor bir şekilde. Aslan çok da zorlandı. Bir şekilde geldi ama. Ya ben yani biraz cümleye erken başladım. Ve Sterben. İkili çıkardı. İki oyuncu daha var karşında. Gördü mü kafayı? Ondan geçti. Sterben'in ultisi. Biraz işleri zorlaştırabilir. Eğimdiyelel'de ultiye karşı ulti hadi açtı. Site ortası inanılmaz karışacak. Göz gözü görmeden bu roundu geride bırakmaya çalışacaklar. Bir de tecrit geliyor. Aslan Maşadov ultinin içerisinde Sterben tarafından yakalandı. Bıçakları açıktı. Bir yandan da zehirler geliyor. Bir duvar atıldı. Bu duvar kırılmaya çalışılıyor. Wallbankler ateşler. Şu anda 3 oyuncu birden yakaladı BBL. 2v4. Spike alamadılar. Krax'ın ultisi var. Kaldırmaya çalışıyor arkadaşın ama kendi geri kaçamadı. Sterben de düşürülecek. İnanılmaz. 7-5 yine efsane bir round. Ya Aslan'daydı. Küre açıldı şimdi. Küreden sonra tekrar tübe doğru ilerlemeye başladı. 4 oyuncu da Aslan 4 tane oyuncuyu karşısında görecek. Yani deşi de yok bu sefer. Biraz fazla zorlamayı tercih etti orayı. Eğimdiyeler. Elinde Şerif var. Eğimdiyeler o Şerif'le ilk headshot'u aldı. 75 canı var. İki taraflı koşuyorlar Eğimdiyeler'in üstüne. Şansını zorladı. Mermisi kalmadı. Yani kaçamayacak. Burada bir hata geldi diyebiliriz. Şimdi Fred. Gelip durumu toparlamaya çalışıyor. 2 ve 3 yaptı. Ardından Fred'den gelen bir başka skor olur mu? Muş. Serben'i bulmuş. Krax'ın canı çok az. Healer'a sadece 3 saniye var. Hayatta kalabilecek. Bu 3 saniye içerisinde şok oku geldi. Healer'ı bastı ve Kero'yu zorlamaya çalışırken Kero tarafından çıkarılan kill 7-6 yapıyor. Futbolist Bro ne çıkmak zorunda kaldı sanıyorum. Emdelerle kol kola oynayacaklar burayı. Gelen duvar hemen kırılacak. O duvarın iki parçası kırıldı ve Enchi'yi buldu. Spike yerde. Krax bir kill çıkarmış. Spike'ın yerde olması büyük sorun. 33 saniye var. Spike'a karşı bir kill daha. EMDL site savunmasında çok başarılı. Bariyerin üstüne çıktı Krax. Kill bulmaları lazım. İlk kill geldi. Moş EMDL'i yakaladı. En büyük tehdit ortadan kalkmış gibi duruyor. 3v3'de artık Spike da kurulacak. Silah avantajı tabii ki futbolist ama Aslan Maşadov'a şöyle bir bakmak lazım. Bir yandan Muj arkadan geliyor. Harika bir vuruş. Muj dağıtmış. Mükemmel bir iş başardı. Serveri de düşürdü her şey. Moj'a bakacak. İlk kill geldi. Moj'dan headshot atabilir mi? Attı. Şimdi Muj'a karşı. Muj da yine. Moj harika bir clutch. İnanıyorum. 1v3 sıkış. Ve Mago ultilerini görüyorum. Sage ultisi belirleyici olabilir. Şimdi ileriye doğru Fred atıldı. Mago bıçaklarla saplaya saplaya geldi. Ve 1v1 değişimde Fred'in düştüğünü gördük. Belirteyim, Krax ultisi vardı, o yakalandı. Mago bir de Kero'yu düşürmüş. Çok iyi başlangıç. 4. Çok iyi başlangıç. Yani Aslan Muş, Eindel'e düşüşü. Biraz ayrı kaldılar birbirlerinden ve haritada büyük bir gap var yine. Ya şu an için mide sızan biri var mı yok mu? Bundan endişeli gözüken bir Aslan var. Şimdi side arkasına doğru açılacak Eindel'ler. Geriye doğru çıkarken ip odasında Muş'u da gördü. Ya birebir düğünü fırsatı veriyorlar ama Moj yine de takasları almaya devam ediyor. Tek başına Muş kaldı. Yeri belli. Yalnız arkadan geleceğinden şüpheliler ama Muş hızlı bir şekilde rotasyondan Heaven'a doğru ilerleyecek muhtemelen. Tam olarak ne yaptığını anlayabildin mi Fred'in? Ya, perdeden çıkınca. Perdeden çıktı değil mi? Ben yanlış görmedim. Oo, bu arada. Yani orada nasıl bir oyun planı vardı onu ben biraz kaçırdım açıkçası ama. Ya. Hem de mid tarafından infoyu aldılar. Havaya doğru rotasyon gidiyor. Tek bir manlal var. Aslan Maşado burada roundu çevirebilmek için tabii arkadaşlarının desteğine ihtiyaç duyuyor. Erken düşmemeleri lazım. Kero kıvılcımı başlatabilir. Kero o kıvılcımı başlattı. Aslan Maşado ilk kill aldı ve sonrasında deşiyle güzel kaçtı. Ve ulti kullanılacak. Krax Mago'yu kaldırdı. Aslan hamle yapmak istiyor. Serben. Yani. Şimdi Aslan Maşado'yu düşürmüş. Ulti Kero'dan geldi. 3v3 aksiyonlar kaldığı yerden devam ediyormuş. Çok uzak. Ya, çok uzaktı. Ya Wallbank denemeleri olabilir o tarafta ama zaten hemen kırdılar Heaven tarafından gelen yardımla birlikte Moş. Sermen biraz daha güvenli bir şekilde Viper'ini kullanıyor. En önde kalacak oyuncu Mago. Henüz hamle yapmadı ama buradan çıkmak mı istiyor? Hayır. Burası. Hemen solundan da bir oyuncu gelebilir. Jeneratör tarafına sandviçe geçti bir oyuncu. Burası biraz riskli bir bölge ama önünü kontrol etmediler. Kero'dan 3. kill. Ace Clutch'a gitmek zorunda. Kero. Mago hemen önünde kalacak. Zamanla oynamaya devam ediyor tabii ki bir yandan Sermen.
Mago ikilisi. Yalnız çok iyi yerden giriyor ultiye fakat süre yok. İyi giriyor. Çok iyi bir ekonomik hasar olacak rakibinin üzerinde ama dediğin gibi süre yok. Round'u kazanma imkanı yok. Kero giderken Mago'yu da yanında götürmek isteyecek. Ace, Ace ama Bela. Round yok. 4, 3 ya da 4 tane harita puanı vardı. Bu sefer de futbolistin 4 harita puanı kalıyor bu round'u kaybedince. Moj 20'de çok güzel bir duvar ama keşif oku çok geç kırıldı. Çok geç kırılsa da Muj istediği kiri çıkarmayı başarıyor. Çok önemli bir açılışla başladılar. Çok güzel. Gerçekten BBL adına aranan başlangıç buydu. Tecrit vardı biliyorsun Moj'da. Geçen roundda kullanılamadı. Bu roundda kullanılamayacak. Ve adam avantajı şu an için BBL lehine. Şimdi bireysel düellerden kaçmaları lazım ama aslında orada orayı aldığını Crux vurdu. Buldu. Güzel buldu. Muj hemen saat üstünde. Ve Sasuke Mago ile birer kill çıkartıyor. 2v4. Ve şimdi yakalanan bir oyuncu var. Tabii site'deki ismi bilmiyor Kero. Perdeden geçmek isterse başı derde girer. Mago hemen perdenin arkasında perde açıldı. Mago çok daha iyi bir reaksiyon gösteriyor. 13-8 olacak gibi AMDLL gerçekten olabilecek en zor konumda. Bu clutch'a kaldı. Fakat bir kill geldi AMDLL'den. Diğer oyuncuların nerede olduğuna dair çok iyi bir fikri yok. Evet, hamle bekliyor rakibinden ama zaten çok güvenli oynamaya çalışıyor şu an futbolist ekibi. Saydı rakibine teslim ettiği ip üzerinde deniyor çok. Biliyorum iki tane Ghost var sadece. Üç tane klasikle oynayacaklar. Rampa bölümünde önemli fightlar dönecek. İki oyuncunun sahada olduğunu biliyorlar. Şimdi fight yaşandı. Krax kendi canını tazelemeyi tercih etti. Mago bir tane bot var. Bu botu şimdi kullanmak istemedi. Serben arkadan gelecek arkadaşları beklerse Serben çok iyi bir oyun ortaya koyabilir. Moj. Şimdi Moj'dan gelen iki tane kill. Muj'a karşılık. Tek başına Fred var artık ve Fred bir clutch deneyecek. Nerede olduğu tamamen belli. İki tarafı da yeteneklerle çevrildi Fred'in. Girdi bu smoke içerisine. 70 canı kaldı. Çıkacak çok rahat bir kill almak üzere. Yarıya kadar zaten çözülmüştü ve Bullist Force'u kaybetmişlerdi. Daha doğrusu Force'a karşı kaybetmişlerdi. Icebox haritasında şimdi Sasuke. İlk kill'i çıkardı Aslan Moşlov girerken Kero karşılık veriyor. Sasuke'den çıkan bir başka kill daha. Moş sıkıştı buraya. Yanıcı geldi. Üstüne doğru hareketlenen eğim diyelen. Bu roundda kill çıkartamıyor. 2 ve 4. Moj'un canı az. Şimdi Fred'in üstüne gidebilirler. Fred elinde şerif var. Çok etkili olması gerekecek. Bir yandan kaplan atılıyor ve Fred sarsıldı. Mago, Serben bitirici killleri getiriyorlar. Bir smoke harcadı. Kalabalık geliyorlar. Serben ilk oyuncuyu gördüm. Moj kill çıkarmış. Serben'in nerede olduğu belli. Sasuke canını tazeleyecekler. Serben ayakta kalmaya devam ediyor. 14 saniye var. Serben'i düşüren Aslan Maşulov oldu. 3 ve 3 site ele geçirirken buradan silahları da alacaklar. Bir tane Spectre var elde. Aslan Maşulov cross koydu. Şimdi bir tane flash. Moj yakın mesafe. Sasuke'yi düşürdü. Brunt elden kayıyor gibi. Dolayısıyla bakalım neler yapabilecek. Ulti kullanıldı Moj. Şimdi bir kill daha çıkartıyor. Yeri belli arkadaşından destek alacaktır. Moj'un nerede olduğunu biliyorlar. Moj geldi. AMDLL hasar verdi. Sadece 4 canı var. AMDLL'in nerede olduğu belli. Dolanmayı tercih ediyor. Yarıya kadar çözer mi? Bir fake geldi şimdi. Üstüne 2 oyuncu koşmaya çalışacaklar. Ve giden ilk oyuncu AMDLL erken düştü. Moj'a kayıyorum. Çok etkili olabilir. Bir flash geldi. Sasuke'de bırakacak bunu. Arkadaş kör oldu ama arkadaşının trade'ini alıyor. Aynı zamanda bir takas var. Aslan Maşulov arkadan geldi. Sasuke'yi düşürdü Fred. Yardım arkasında yok. Hemen 2 oyuncunun elinde Spectre var. Fred burada round'u fişini çekebilir ama arkadaş dayanması lazım. Muj B'ye doğru gitmeyi tercih ediyor. A'ya gitmeyecekler. Ters köşe yakın mesafe Fred! Çıkartamadı Fred! Şimdi A'ya hemen dönün diyecekler. 20 saniye kaldı yalnız. İki oyuncuya da headshotlar gitti ama kill yok dediğin gibi. Crux hemen heal oluyor kendisine. A'ya doğru gidecekler. Zaman yok. Sterben kendini saklamaya devam ediyor. Site'da beklemeyebilirler onu. Kapalı oynuyor ama Muj! Çok farkında her şeyin. Sterben'i yakaladı. Nate var. Son saniye planti gerçekleşiyor. Aslan hemen geriye kaçacak ve Muj çok iyi pozisyon aldı. Bir vuruş daha Crux'ı da buldu. Başka İmkansız seviye. Olmalıydı bu. Başka seviye uçuyor. Sask Mago uçarak bozdu eğimini. Bir headshot lazım Mago'ya. Aksi takdirde bu round'u kazanamayacak. Aslan Maşadov'da Phantom var. Bu işini zorlaştırıyor tabii ki. Aslan çıkar çıkmaz bir headshot. Çatışmayı kabul etti. 2-2 yaptı BBL. Bir haber Crux'a bakar mısın? Yani 3 kişinin önünden koşuyor. Cezayı kestiler. Keserler ama. Keserler. Hataya yer yok. Çok daha fazla artık. Şimdi 4v5. Silah avantajı da BBL'de. Perde geliyor. Flash bir olacak. Moj. İyi bir headshot bıraktı ama Moj bu sırada Mago'yu yakalamış. Sasuke ultisine davranmak isteyebilir. Site'deki arkadaşına yardım etmek isteyecektir. 13 saniye kaldı. Moj'un üstüne doğru gidecekler. Moj şimdi düştü. Moj tarafından yakalandı. Hep doğru crosslar var. Plant gelecek bir yandan Serben. Plant'i yakalamış AMDLL arkada. Bunu fark etmeleri biraz güç. AMDLL doğru yerde. Koşmaya başladı. Sülükler geliyor. Şimdi Plant'i engelleyebilir mi? Yarıya kadar almaya çalışacaklar. Serben. İnanılmaz. BBL ama atışını kaçırdı Mago. Şimdi renk tesirli bomba. Dediğin gibi ulti de var. Ve 30 saniye kadar hala sahaya girebilmiş değiller. Derken 2'ye 1 takas. Ve Mago düştü. Mago tekrardan neden peek almak istedi?
sebebini sonra bir konuşuruz ama 3 ve 4 futbolist buradan korumayı düşünebilir mi? Arkadan gelecek bir oyuncu varsa hemen iş yapmazsa. Eğer çıkarmazsa kalan 2 oyuncu bu roundu kazanmakta tabii çok zor. Çok zorluk yaşayacak Muş. Arkaya bakmaya devam ediyor ve şimdi çıkıyorlar. Çıkacak oradan. Serven zamanlama pek lehine değil Muş'un. Serven erken ateş etti. Çekme var yalnız Muş çekmeye rağmen. Kaya kaya. Gündüz Serven'i vurdu ve Kero ultinin eşliğinde Sasuke'yi yakalıyor. 1 ve 4 artık. Krax tek. Ortada bir de kamera var. Maç açıldı. Bunu tam olarak biliyorlar mı emin değilim Sasuke. İlkileri şimdi Sasuke ile Serven aldılar. Double cross. Aynı pozisyonu ama devam etmeye çalışıyorlar ve Muş sürekli overpickleri operatörle cezalandırıyor. Muş inanılmaz bir performans. Ve Kero havada yakaladı Mako'yu. Eski doğalar karşı karşıya. Krax ulti. Serven'i kaldıracak. Yalnız oraya doğru bir deneme olacaktır. Smoke arkasından devam ediyor o denemeler. Ama hayır, izin verdiler. Yani dümdüz smoke arkasında kaldırdı Krax takım arkadaşını. Şimdi hiç beklenmeyen bir hamle geldi. Fred önünde elbow'u kapattı. Yalnız düello fırsatı verdi şu an Kero. Tek başına almaya çalıştı burayı ve açığa çıktı ama. Güzel bir line-up olsa da Moş iki oyuncu yürümeye başladılar buradan Fred'in üzerine doğru. Çok ters açıda Fred. Şimdi o çıkmaya çalışacak oraya doğru bir cross var. Mago düştü. Krax bunu toparlamak zorunda. Krax'ın ultisi yok. Bu kill'i aldı Krax belki ama bir yandan da arkadaşını kaybediyor. Ya Serben'in yeri de açığa çıktı. Sasuke şimdi bir kill aldı. Takas var. İki oyuncunun nerede olduğunu biliyorlar. Ulti ile birlikte. 2 ve 3'te Serben'in bir ultisi söz konusu. Bu ultiyi kullanmak ister mi? Yavaşlatma. AMDLL. 70 canı var. Yavaşlatmadan çıkmayı tercih ediyor arkadaşları. Fight'a girerken AMDLL. 4 kill. 4. kill'ini alalım. İlk yerinin son roundunda BBL net bir hücum yapacak. Moş. Şimdi rakiplerini görüyor ama elinde sadece bir frenzy var. Asit Havuzu ile birlikte ilk kill'i bıraktı. Çok güzel bir kill. Asit Havuzu'nun içinden kimse geçmek istemez. Harika yardımlaşmalar Mago. Bumba. Nate ile birlikte yakaladı Freddy. Ve Krax canını tazeliyor. Ulti gelecek. Oradan çil yavrusu gibi dağıldılar. Kero ulti ile bir önce düşürmüş. Moş. Eğim geneli yakaladı. 2 ve 4. Moş yine elinde operatör var. Kero. Şu an sır perdesi kapanmadan Kero'dan gelen 2 kill. Ve Moş da operatörle Sasuke'yi yakaladı. Serben tek başına yine sülüğü kullanıyor. Serben'in nerede olduğu belli. İçeriye doğru gitmeye çalışacak. Muş bu vuruşu kaçırdı. Serben round'a heyecan katına doğru atarlar mı? Şimdi çekmenin ardından bir flash bitleniyorlar. Serben, Krax. Art arda birer kill. 2 tane headshot gitmiş. Şimdi Fred açılmaya çalışabilir ama orası çok kalabalık. Arkadan gelen 2 tane BBL oyuncusu söz konusu. AMDLL ilk fight'a girdi. Mago'yu düşürdü. Burada bariyer kırık. Şimdi iki oyuncuyu biliyorlar ama site'i kaybettiler. Geçmeye çalışacaklar. Bu kill zorlayacak onları. Çünkü üstüne çıkma şansları yok. Aslan Maşudov'da zıplama yeteneği yok. Bir yandan gidebilecekleri tek bir yer kalıyor zaten. O da burası. Burası kaldı ama Aslan Maşudov tek başına bir oyuncuyu yakaladı fight'ta. Bu ilginç. Ve şimdi AMDLL. Cypher'la birlikte aynı anda çıkacaklar. Bu örtünün içerisinden Serben arkalarında hemen. Moj'la birlikte bir erkil. Roundu burada futbolist kapatıyor. İyi açmışlardı zaten. Arkadan gelen BB. Elinde Vandal bulunduruyor. 4 tane Spectre var. 1 tane Ghost. Son 30 saniye. O da Sasuke'de. B-Split gelmek üzere Aslan Maşudov. B'de 2 oyuncu var onlardan bir tanesi. Aslan. İlk fight'ı kaybetti Spectre'ye. Fred. Şimdi kill'i çıkarmış. Üstünde koca bir baskı var Fred'in. Karşılıklı olarak futbolist oyuncuları hem Heaven'dan geldi hem Sight'tan geldi. 14 saniye kala Spike'ı da kuracaklar yerden. Rifle'ları da aldılar ve avantajı da ele geçirdiler. Yani avantajı ele geçirmenin tek sebebi yani Behaven'dan bu kadar hızlı birden oyun kurabilmiş olmaları. Pillar arkasında özellikle yakalanınca çok daha rahat olabiliyor. Adam avantajı hala futbolist lehine. Yalnız çok yaklaştılar, çok erken yaklaştılar. İki tane flash arka arkaya Muj'dan kill, hızlı bir takas. Ve ulti kullanılacak şimdi. Sülükler gelmeye devam ediyor. Crosslar bozuldu. Bir anda tek başına imdiler ve backside. Direkt perdeyle... Fred kör olmasına karşıladık. Angel'i aldı. Hızlı bir takas var o tarafta. Moj'un tabi rampa geçişinde olduğunu biliyor. Aslan o yüzden cross koydu oraya doğru. Yalnız savunmada ya bu aslında fake'ti ama işe yaramadı. Hala iki oyuncu O yardıma geldi. Flash'ını kullanmadı. İlk geri çıkartıyor. Geriye doğru kaçacak. Bu flash'la imdilere destek verebilir. Muş. Ya sıkıştı şu an futbolist oyuncuları. A'ya girecek olsalar da Kiriş tarafında dikkat etmeyeceklerdi. Reim Değil'in pozisyonu çok kritik. İlk olarak Aslan'la karşılaşacaklar zaten. 25 saniye ve sıkıştılar. Hamle yapamıyor şu an futbolist. Ama Aslan vuruşunu kaçırdı.
AMD Lil'in tabii pozisyonu bir bilinmez olabilir. Oo. Flash geliyor, kör edildi. Aslanma şutu. Wallbang'de yakalanıyor Krax. Ulti gelecek, kör olanmış. Hareketlenmeye çalışabilir. Sadece 13 saniye kaldı. Site'a koşmaları lazım. AMD Lil onları bekliyor. Bir yandan 3 oyuncu hareketlendi. AMD Lil sadece bir kill çıktı. 2 oyuncu site'a yerleşebilir. Bir yarıcı kullanılacakmış. Tek başına bıraktı rakibi. Şimdi Kuldu. Flash geliyor Krax. 1-2 şansı. Sağdaki oyuncu oldukça yakın. Çok güzel bir headshot. 3 mermisi daha var. Headshot'unu kurtarıyor ama atamadı Kero. Çok yakaladı Krax'ı. 9-8. BBL ilk roundunu kırıyor. Flash bırakacak. Aslan Maşado bıraktı orayı. Ekranlara geldi. Ancak burada da smoke var. Oyun dışında kalmış olabilir. Kendisini açmaya çalışıyor Aslan. İlk vuruşunu yaptı. Headshot'la birlikte operatör elinde uçuyor Mago. Üstüne doğru gitmeye çalışacak. Site'de bekliyor onu Aslan Maşado. Mago sağından yanaşabilir. Tekrar bir satchel geldi. Aslan yakında Elbow oyuncular girdi. Var. Ve Aslan Maşado bir kill daha buldu. Elinden gelen ilk Kero. İlerleyecek. Spike'ı düşürdü Kero. Yanıyor. Yana yana vurdu Kero. Yerden bir de vandal aldı ama Sasuke. Güzel bir takas. Hala bitmiş değil round. Direkt tek pozisyon. Başına. Serben 11 saniye üstüne direkt koşacaklardır. Serben hiç beklemeden Spike'ı kurmayı tercih ediyor. İki oyuncu Fred'in de ultisi gelince 3'e çıktı. Serben'den 16 mermi. 16. İnanılmaz bir clutch denemesi olacak. İlk kill aldı. Serben! İpe dizdi Serben! 3 oyuncu. Mago ama önüne gelen bir slow var. Yürümeye çalışıyor Mago. Attı Raven altına, kör bir şekilde Mush'u buldu. Takası hızlı geliyor, site'da bir de AMD Lil var. Heaven'dan hızlı bir şekilde giriş var. Ama burayı çok iyi okudular ve smoke geçerken Mush çok kontrolsüz. Krax'tan bir kill geliyor. B'de hala bir oyuncunun olduğunu biliyorlar. Side arkasında iki tane gelecek. Yanlış girişe bakmadı Kero ve takım arkadaşını şimdi Krax kaldıracak. Fred'den üçüncü kill. Krax aslanı da vurdu. Tek başına Fred. Ve Fred de düştü. Serben bu sefer de o kili çıkartıyor. İnanılmaz var. Ban yaptılar. Moj arkasının önünde iki tane foot oyuncusu. Moj Mago ikilisi iki tane kill. Fred'den gelen bir takas Şerif'le birlikte. Şimdi yalnız Fred ulti orbunu aldı. Yine yani aslında iki round önce 12 oldu futbolist. Yani bu karşılaşmada futbolistin 7-3'ten sonra 12'ye gelmesi de yine split haritasının çok farklı bir hikayesi olduğunu anlatıyor. Ya seri inanılmaz bir hikayeye sahip Alican. Sadece anlamadığım şey dünden beri şu duvarın bir kısmı yeşil yeşil evet, şöyle. Evet yani ben anlayamıyorum. Ha, mavi oldu. Bazen tamamen yeşil, bazen yarısı yeşil. Sasuke bu arada off angle'da beklemeye devam ediyor. Pillar arkasında ama Fred ulti geldi. Şimdi Krax'ın yeri açığa çıkarıldı. Kero, Fred vurmaya devam ediyorlar. Zaman yok. Zaman yok. Zaman olmaması gerekiyor. Üzerine doğru geldi. Hayır, zaman var mı diye bakıyorum. Son saniye içerisinde. Hayır. Hayır. Yani tabii uzaklaştıkça Spike sesini duymak da zorlaşıyor. Bir saniye. Bilirler Şahin. Rampaya doğru kullanıldı. Ters bir info oldu bu. Kero'yu kör etmedi. Kero'yu fark etmedi. Aslan Serben'i bularak başlamış. B'den açılındı. İzini buldum. Sülükler şimdi A'ya doğru ilerliyor. AMD Lil'in önüne bir tane daha gelecek. B'de şu an aktif savunma iki oyuncuyla gerçekleşiyor. Şimdi Aslan Maşudov ilk atlayacak oyuncuyu fark etti. Muş'la bir erkek çıkardı. Aslan yakın mesafede iki tane vuruş ama karşılıkta bir anda Sasuke'den geldi. Sadece 33 canı var. Tek başına artık bu roundu geri çevirmesi oldukça zor. 33 can. Tek bir mermi yeterli olacaktır. Ekstra düşünmeye çalışıyor. Üzerine oyuncu çekmeye çalışıyor. Ya da birazcık daha kill alarak en azından round'dan ayrılmak istiyor Sasuke. Hemen sağında AMD'ler harika bir headshot. Yani bugün mucizeler günü. Bugün mucizeler günü. Flash'ı da var. Yok. Olmaması lazım. Yani 7 saniye geliyorlar. Flash kullandı. Kör. Bir tane daha atacak ama yanıcı. Yanıcı bitirdi her şeyi ve en ufak hatalar, mikro hatalar round'u kaybettirir. Futbolist en ufak hatayı cezalandırmaya devam ediyor. Sasuke yani 1'e 4'ü kazanmak üzereydi. Kaç oldu hocam? 3 saat. Çok saattir oynuyorlar. Çok iyi seri. 3 saattir oynuyorlar. Ve yani bu maçı kaybeden biliyorsun Lover'da bir maç oynayacak daha. Evet. Değil mi? Smoke. Duman indi. Counter wall. Kero. Sürpriz. Yakalandı. Dörtlü sürpriz. Ve şimdi Fred Heaven'da sahte AMD Lil Fred destek verebilecek mi emin değilim. AMD Lil Flash arka destek verdi. Onda 2 tane kill var. 2 kill takım arkadaşlarını yine kazanılabilir bir pozisyonda bırakacaktır. Burayı tekte. Şimdi Aslan timingle birlikte içeri girdi. Spike yerleştirildi. Smoke'da kalkıyor ve yer gök ayna inaktif olacak. Aslan'ın elinde bir de ultisi var. Bunu kullanmak isteyebilir sürükler. Biri Aslan'ı tespit etti. Heaven'a doğru gidiyor. Diğeri de rampa önüne doğru gidecek.
O sonuncuyu da kıran yine Fred oldu. Side'deki oyuncular bir kısmı kör edildi. Sterben'in yardımı çok önemli. Aslan eş zamanlı killer geliyor şimdi. Crux'la birlikte tek başına kaldı Aslan ve Crux'ın son killi 13-10'da futbol